Şimdi yanımızda genel cerrahi uzmanı operatör doktor Servet Yetkin var ve kendisiyle sindirim sistemi hastalıklarını ve özellikle Ramazan boyunca bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir şey söylemedim herhalde Ramazan diye altında çizdim ama kimse de yanlış anlamasın. Çünkü tabii ister istemez iftarın arkasından yatmalar, Evet. Yani değil mi? evet, evet Sahurda yani. daha da çok yemeler falan gibi şeyler oluyor ister istemez. Zaten i̇lk... normal hayatımızda sindirim sistemi problemlerini çok yoğun yaşıyoruz. Ee, Ramazan döneminde oruç, iftarlar, sahur burada herhalde e, sorun yaşayan hasta sayısında da bir artış vardır diye bugün bunları sorun. konuşalım Sorun Evet aynen. İlk günlerde gerçekten sizin dediğiniz gibi böyle Ramazan'ın ilk günlerinin heyecanıyla ben de aynı şekilde mesela daha zengin sofralarda şey yapmayı, iftar açmayı daha çok seviyor. Savur, savur için de aynı şey geçerli ama şey bir noktadan sonra artık mide onu da çok da fazla kaldırmıyordur herhalde diye düşünüyorum ama ne mesela en çok ne rastlanıyor? Reflü müdür? Benim aklıma reflü geliyor ilk. Hani daha evet, erken yani en sık görülen problemlerin başında reflü geliyor. Gastrit ve mide ülserleri e, sorun yaratabilir Ramazan'da. E, yine gözden kaçırılmamalı safra kesesine ait sorunlar Ramazan'da kendini gösterebilir. Hmm. Ee, yani kişinin hiç farkında olmadığı bilmediği hmm. safra kesesi çamuru veya safra kesesinin fonksiyonel problemleri e, oruçla birlikte sorun haline gelebilir. kabızlık ve kabızlığa bağlı hemoroid makatta çatlak vesaire gibi anüs bölgesi hastalıkları sorun haline gelebilir. Hmm. Bunların üzerinde de sırayla duracağız. Tamam. Kardeşim. Şimdi mesela siz safra dediniz diye ben onu bir merak ettim ben. Mesela Ramazan, özellikle Ramazan boyunca yaptığımız neden kaynaklı olarak safra bu hareketi ne belli, belli belli ediyor daha çok? Ee, safra kesesi, safra dediğimiz sindirim salgısının depolandığı bir organ. Hı hı. Safra karaciğerde yapılıyor. Hı hı. Bağırsaklara, ince bağırsan başlangıç bölümüne sindirim için günlük düzenli olarak salgılanıyor. Hı hı. Ama safra kesesinde de 300-400 mililitre kadar yemek yedikten hemen sonra daha fazla ihtiyacımız olduğunda kullanılmak üzere depolanıyor. Özellikle 14-15 saatlik açlığın ardından e, iftarda yoğun bir beslenme, kısa bir zaman dilimi içerisinde aşırı yağlı, aşırı karbonhidratlı bir e, iftar sonrası e, safra kesesindeki depo safra salgısına ihtiyaç doğuyor, mideden çıkan hormonal uyarılar 3-4 saat sonra safra kesesini birden harekete geçiriyor ve e, o kese içindekini boşaltmak için hızlı hızlı e, keskin kontraksiyonlar yapmaya başlayınca da eğer varsa çamur, taş bunlar ağrı yapmaya başlıyor. Aslında safra kesesinde sorun vardı, haberimiz yoktu. E, böyle bir ağır iftarın ardından e, kesenin çalışmaya başlamasıyla biraz da normalden daha fazla kasılmasıyla ...ağrıyla vesaire sorunlarla ortaya çıkmış oluyor. Hı, onu soracaktım. Safra kesesi e, taşı mı demek lazım? Taşı ne? demek Çamur lazım. Çamur diyorsun. Öyle bir şey. Yani herhalde öyle bir şey. Evet. E, nedir mesela belirtileri diye soracaktım. Sadece ağrısı mıdır? E, ağrı Tam en, en sık... Lokasyonu neresi? Ağrı, karın sağ üst tarafta. Safra kesesi zaten karaciğerin hemen alt iç tarafında yerleşik bir organ. Ağrı da genellikle üst karın bölgesi, üst sağ tarafta... ...bazen de sırta vuran ağrı şeklinde Hı. görülebilir... Tipik özelliği ağır bir yemekten 2-3 saat sonra belki 4 saat sonra birdenbire ortaya çıkan kıvrandırıcı çok şiddetli bir ağrıdır. Hatta bu hastalar kalp krizi sanılarak Hı. acil servise götürülür. Hemen kalp elektroları bir takım şeyler yapılır. Ee, kalp krizini e, taklit edecek kadar şiddetli çok ciddi bir kramp ağrısı olabilir. Hı. Ama ağrı dışında genel geçer gündelik yaşamda da insanın böyle göz ardı edebileceği şişkinlik, hazımsızlık, hmm. karında sürekli bir gaz, sürekli bir abdominal diskonfort dediğimiz bir rahatsızlık hissi, yediklerinden rahatsız olma, bulantı, tiksinti hmm gibi bir takım daha hafife alınabilecek ama safra kesesi sorununu bize düşündürmesi gereken semptomlar da var. tabii. Ne güzel anlatıyorsunuz. Peki mesela farz edelim ki kramp plan dediniz ya da kalp krizine benzer Allah göstermesin e, sancılar, ağrılar, belirtiler gösterir dediniz. Yani herhalde büyük bir ihtimalle öyle bir ağrıyla olduğu zaman acile geliyorlar. Hemen geldiler. acile gelmesi gerekiyor. Peki teşhis Axtanın. işte araştırmalar yapıldı ve safra kesesi taşıymış. Evet, Allah'a şükür diyelim. Yani, tabii ona mi? da şükretmek aynen. lazım. E, Kötünün iyisi. Evet, aynen öyle öyle oluyor biraz. Söylediğime de inanamadım ben ama öyle oluyor evet. maalesef. E, nasıl bir müdahale yapmanız gerekiyor? Acilen hemen bir operasyon mu gerekir bu kadar ağrı varsa? Ağrıyla acile gelen hasta da basit bir karaciğer safra enzim değerlerine bakılarak tabii muayenede de şüphelenmek gerekiyor. Ardından da basit bir ultrason incelemesiyle tanısı çok rahat, çok kolay, kolay konulan bir hastalık bir kere. Hı hı. Tanı konulduktan sonra bu ağrıya neden olabilecek iki tane klinik durum var. Bu hı hı. ikisini ayırmak lazım. Birisi demin söylediğim gibi safra kesesinin aşırı kontraksiyonuna bağlı kolik dediğimiz gelip geçici bir ağrı olabilir. Hı hı. Eğer tahliller, ultrason muayene bulguları kolik ağrısı olduğunu düşündürürse hastayı hemen o gece rahatlatacak. Küçük bir serum ağrı kesici tedaviyle rahatlatıp evine göndermek hı hı. mümkün. Ama bazen de kesede taşa bağlı bir iltihaplanma atağı başlıyor olabilir. Hı -hı. Ağrı buna bağlı olabilir Taşa ait komplikasyonlar olabilir ya da taş hiç istemediğimiz durumlardan birisi safranın aktığı kanala düşmüş olabilir. Hı -hı. Böyle bir durum görürsek de hastayı yatırmak gerekiyor. Ama şunu bilmeliyiz ki kolik ağrısı da olsa Safra kesesi taşı da iltihap yapmış olsa kanala düşmüş de olsa sonunda bunların, mutlaka ameliyat gerekiyor. Safra kesesi ameliyatı gerekiyor. Hı -hı. Ama ameliyat ne zaman? Acil mi? Acele mi? Yoksa elektif dediğimiz hastanın plan program yaptıktan sonra olacağı bir ameliyat mı? Hı -hı. Bu hastaya, hastanın o anki klinik durumuna ve e, yapılmış laboratuvar ultrason incelemelerin sonucuna göre hekim tarafından karar verilmeli. Hı -hı. Zor bir ameliyat mıdır? Safra kesesi Böyle ameliyatı evet, Laparoskopik yani karnımızı kesmeden, yarmadan birkaç delikten genellikle 3 delikten girerek yaptığımız genel cerrahinin en standart, en konforlu, en rahat ameliyatlarından birisi. Hmm, tamam. Burada yine bir yanlış bilgi olabilir diye düzeltmek için söylüyorum. Safra kesesi açılıp içindeki taşlar alınmıyor. Hmm. Safra kesesi taşlarıyla birlikte tamamen çıkarılıyor. Dolayısıyla safra Sonra kesesi... geri koyuluyor diyor bir yok hayır, <laughs> tamam <Safra gülüyor> kesesi... bilmiyordum mesela evet, hep böyle bilinir hani taşlar alındı diye bilinir. Safra kesesi ameliyatı oldu dediğimizde bir bireye artık safra kesesinin olmadığını bilmeliyiz. Aa, o zaman peki nelere daha da dikkat etmesi gerekiyor öyleyse? Tabii biraz beslenmede dikkatli olmalıyız. Sohbetimizin en başında ne demiştik? Safra kesesinin görevi safra dediğimiz sindirim salgısını depolamak. Yemekten hemen sonra ihtiyaç olan ek safrayı ek. vermek. Dolayısıyla depomuz kalmayacak, ama safra karaciğerden üretilmeye, bağırsağa akıtılmaya, sindirim için devam edecek. Eğer biz öğünlerimizi makul mantıklı porsiyonlar ve içerikte yaparsak, hmm. yani ne kastediyorum, safraya en çok ihtiyacımız olan yağlı besinler. Hmm. Öğünlerimizi hafif, az yağlı Miktar olarak küçük porsiyonlar halinde yaparsak içinde bulunduğumuz dönemle ilgili de e, Merhaba, oruç döneminde aynen. iftar ve sahurumuzu olabildiğince yağsız, protein ağırlıklı veya sebze ağırlıklı beslenme şeklinde gerçekleştirir. Az porsiyonla iftardan sahurdan kalkarsak, yağı azaltırsak safra kesesi ameliyatı olmuş olmamıza ait herhangi bir sorun hayatımızda yaşamayacağız. Reflü peki? Reflümüz var Ramazan ayında Daha normal. Artacak. Evet, aynı. Bir daha şey söylemek istemedim. Evet, o yüzden çok tuval nasıl toparlayacağımı da bilemedim. Ne yapmalar lazım? E, reflü tarif olarak ne diyoruz? Mide içeriğinin, mide'nin asidi de, gıdalar da olabilir. Yemek borusuna doğru gerisin geriye taşması. <laughs> Aslında yemek borusuyla mide arasında tam bileşim yerinde bir e, kapak mekanizması var. <laughs> Ama bu kapak yaşamla birlikte yavaş yavaş bozuluyor. Niye bozuluyor? Kilo alıyoruz. Karnın basıncımız arttığında o kapağı zorluyor. O kapak zorlandıkça gevşiyor Açınıyor. ve görev yapamaz hale geliyor. Hamilelikler, sık tekrarlayan hamilelikler, çok sayıda hamilelik geçirmiş olma, hamilelikte çok kilo alma, toplumda zaten şu an ciddi bir problem halinde olan obezite, Hı -hı. aşırı kilo Beslenmede dikkat etmememiz, çok hızlı yememiz, çok yememiz, yerken çok sıvı içerikleri besinlerle almamız, ha, mideyi mi şişirmemiz ben, tamam. bunlar reflüyü kolaylaştıran ve reflüye sebep olan belli başlı şeyler. Dolayısıyla oruç döneminde Ramazanda da yine aynı yanlışlara devam edersek, iftarda, sahurda aşırı yersek, midemizi şişirirsek reflü şikayetlerimiz yoksa başlayacak. Varsa daha da artacak. artacak. Peki neler öneriyoruz? Eğer oruçtan önce zaten bilinen bir reflü problemimiz varsa, hı hı. Ramazanla birlikte hekimimizden Ramazanda oruçla beraber tedavimi ne yapayım, nasıl kullanayım, nelere dikkat edeyim diye öneriler almak lazım. Hı hı. Ama genel geçer öneriler ne? Reflü için kullandığımız ilaçlar varsa iftarla sahur arasında bunları kullanmalıyız. Hı. İftarı bir buçuk iki saatlik bir zaman dilimine yaymalı ve normal günlük yaşamımızda bir akşam yemeğinde nelere dikkat ediyorsak aynı beslenme düzeninde yani hafif salata, yoğurt, sebze yemekleri, hafif zeytin yağlılarla bir iftar yapmalıyız. Ramazan'da 30 gün 30 akşam tatlı yeniyor, tatlı ve ağır tatlılar reflüyü en fazla artıran şeyler haftada bir ya da iki defadan fazla tatlı tüketmemeliyiz ve bu tatlı da mümkünse süt tatlısı olarak tercih edilmeli. E, aşırı kızartmalı Şimdi izleyiciyi kaçırdınız işte. Şu an kanalı değiştirdiler. Bence. E, ben o zaman Ama onların iyiliğine söylüyorum. <laughs> tamam, e, aşırı yağlı gıdalar, baharatlar, çok önemli bir şey daha İftardan sonra şöyle bir uzanayım hani yenince kan şekeri de yükseliyor böyle bir yorgunluk Öyle geliyor falan. Ki Hayır tam tersi iftardan sonra <laughs> bir kısa yürüyüş tamam. yapılmasını öneriyoruz. Sahurdan sonra da hemen yatılmamasını bir yarım güne saat sonra dakika aslında devam edilebiliyor daha çok. Aslında daha, evet. Bugünkü mesela bu yılki saatlerle evet. güne, güne de devam, devam edilebilir. Artık, aynen öyle. Bunları reflü hastalarına öneriyoruz çok ve şimdiden. son olarak hani ile ilgili eğer oruç tutmaya başladıktan sonra o ağza acı su gelmesi, efendim yanmalar, ağrılar, hatta kusmaya varan şikayetler artıyorsa e, orucu bırakıp hemen hekimimizle Hı, temasa geçmeliyiz Reflünün e, ilaç dışında e, cerrahi tedavisi, cerrahi var tedavisi var. Reflü hastalarını bir kere detaylı tetkik yapıyoruz. E, bu hastalarda eğer mide fıtığı dediğimiz anatomik olarak da bir bozukluk oluşmuş ve reflü buna bağlı oluyor ise hastanın sağlığını bozacak, yaşam konforunu belirgin bozacak, bir takım semptomlar, yemek borusunun alt ucunda yara, yanık yaratıyorsa o zaman cerrahi tedavisi var. Onu da kapalı olarak yapabiliyoruz. Gastrit ve ülseri konuşmadık. E, gastrit ve ülser de Ramazan'da oruçla beraber e, daha sorunlu hale gelebilir. Özellikle ülseri olan hastalar için uyarlarda bulunmamızda fayda var. Eğer e, oruçtan hemen önce tanısı konmuş, tedavisi yapılan bir mide ya da 12 parmak bağırsağı ülseri var ise oruç sakıncalı olabilir. Hekimleriyle mutlaka hmm. görüşmeliler. Eğer tutacaklarsa da verilmiş tedavinin e, oruca modifiye edilmesi yani iftarla sahur arasında nasıl kullanılacağı ilaçların hangi düzende kullanılacağı mutlaka hekim tarafından ayarlanmalı eğer yakın zamanda ülsere bağlı bir mide kanaması geçirilmişse oruç tutulmasını önermiyoruz ama gastrite olan hastalar beslenmelerine dikkat ederek ilaçlarını düzenli kullanarak oruç tutabilirler. Sizin ilk böyle ilk tanışmamızın hemen arkasından sohbetinizin arasında söylediğiniz benim aklıma bile gelmemişti kabızlık problemi de yaşanabilir demiştiniz de galiba evet, değil mi? Evet. Ona da konuşalım ister misiniz? Ee, tabii çok memnun olurum. Kısaca ona da değinelim. Kabızlık yine toplumda özellikle kadınlarımızın da çok yoğun yaşadığı bir çok sağlık problemi ve eğer kabızlıkla ilgili sorunu çözemezsek uzun vadede anüs bölgesinde yani dışkının çıkarıldığı makat bölgesinde hemoroidler, çatlak, yırtık, fissür gibi sorunlara çok sık yol açıp ameliyata kadar gidiyor. 15 saat aç ve susuz geçirilmiş bir süre. oruç döneminin sonunda iftarla sahur arasında bir süre var. Hem bir yandan diyoruz ki iftarda çok yemeyin, yemek yerken yanında sıvı şeyleri çok almayın ama vücudun da ciddi bir sıvı Sıvıya ihtiyacı, ihtiyacı var. var. İşte bu sıvıyı İftarla sahur arasında zamana yayarak almak gerekiyor. Tercihen su olarak almak gerekiyor. Hep yanıldığımız bir kere Türk toplumu olarak bir hatamız var. İçtiğimiz çayları kahveleri aldığımız su sıvı sayıyoruz. Aynen. Halbuki onlar bizi tuvalete götürüyor. Daha çok idrar çıkarıyoruz. Su kaybımızı artırıyor. Lifli besinler almalıyız. Vücutta ve özellikle bağırsakta suyu tutacak şey lif. Hı hı. E, beyaz un, şeker. Beyaz unla yapılmış ekmekler, pastalar, börekler kesinlikle hani Ramazan'ın olmazsa olmazı pide ama makul ölçülerde nefsimizi köreltecek kadar tüketmeliyiz. E, lifi bol alırsak, sıvı tüketirsek bir kabızlıkla ilgili önemli şey de fiziksel aktivite. Bunlara dikkat edersek kabızlıkla ilgili de doğru şeyleri yapmış oluruz. Çok Teşekkür ederiz. Konumuz olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sohbetimizden. Ben de teşekkür ederim. Ee, tekrar gelin isterim. Bursa'ya selam olsun dememiz lazım. Biz Bu de Bursa'ya sizi geldim. de bekleriz. Sağ olun. Biz biz. Geliyoruz isteriz. zaten. Ee, teşekkür ederiz efendim. Sohbetimizin ben sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın.